Hocam merhaba. Öncelikle Çan ve Sıfır Alak Dergisi'nde röportaj vermeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizi tanımak isteriz hocam. Bize kendinizden bahseder misiniz kısaca? Merhaba, ben de teşekkür ederim sizlere. Özlem Altuntaş Aydın adım. 1970 yılında İstanbul Bakırköy'de doğdum. İlk orta lise eğitimlerimi hep İstanbul'da devam ettirdim. Daha sonra üniversite eğitimimi farklı bir ilde yaptım. Ardından tekrar İstanbul'a döndüm. Halen İstanbul'da yaşıyorum. Fakültesini nerede okudunuz? 19 Mayıs Üniversitesi'nde okudum. 1986 yılında tıp fakültesine başladım. 1992'de 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Ardından Burdur'da 2 yıl mecbur hizmet yaptım. Evet. Sonra kısa bir dönem bir genel cerrahi ihtisası deneyimim oldu Pamukkale Üniversitesi'nde. Oradan ayrıldım. 1996 yılında Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinde ihtisas eğitimine başladım. 2000 yılında ihtisas eğitimim bitti. Kısa bir dönem Çatalca Bölge Trafik Hastanesi'nde çalıştım enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak. Ardından tekrar Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde baş asistan olarak çalışmaya başladım. Uzun yıllar, 2015 yılına kadar Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde baş asistan olarak devam ettim. Ardından Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geçtim. 2020 Haziran ayından itibaren de Başakşehir Çan ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çalışmaktayım. Hocam, enfeksiyon hastalıkları ne demek? Biraz bahseder misiniz açarak? Enfeksiyon hastalıkları aslında çok geniş çalışma alanına sahip olan bir konu, bir dal. Bakteri, virüs, mantar, parazit gibi pek çok etkenin sebep olduğu enfeksiyon durumlarını inceleyen bilim dalı enfeksiyon hastalıkları. Bizim branşımız hem enfeksiyon hastalıkları hem klinik mikrobiyoloji, iki branşın birlikte olduğu bir dalımız var. Enfeksiyon hastalıkları dediğimiz zaman hani bir sinüzit de, bir jinekolojik enfeksiyon da, bir beyin absesi de, hani bunların hepsi mikroorganizmaların sebep olduğu bütün enfeksiyonlar bizim branşımıza giriyor. Ama tabii biz bu enfeksiyonlarda o bölgenin enfeksiyon uzmanlarına danışmanlık yapıyoruz daha çok. Bir beyin absesi ise beyin cerrahisiyle birlikte çalışıyoruz. Jinekolojik bir enfeksiyonsa kadın doğum uzmanlarıyla beraber çalışıyoruz. Ve son yıllarda artık enfeksiyon hastalıkları uzmanları daha çok dirençli bakteriyel enfeksiyonlarla, hastane enfeksiyonlarıyla, seyahat enfeksiyonlarıyla, tropikal enfeksiyonlarla uğraşmaktalar. Evet. Aşılarla, bağışıklık yetmezlikleriyle, yani tabii pek çok da, pek çok konu. Dünyada ve şimdi ülkemizde biliyorsunuz, yani hani içinde yaşadığımız durumda COVID-19 enfeksiyonundan bahsetmek isterim. Yani ya orada çok sizin buradaki çalışmalarınızdan yapmış olduğunuz poliklinik çalışmaları nelerdir? Gripal enfeksiyonla COVID-19 arasındaki fark nedir? Biraz kısaca da ondan bahsederseniz çok memnun oluruz. Evet. Ya COVID-19 artık tabii çok duyduk, çok alışkın olduk. Bir pandemi. Evet. Pandemi bir salgın demek. Kıtalar arası yayılmış olan bir enfeksiyon demek. Evet. Biliyorsunuz ilk defa Çin'de başladı. Evet. 2019 yılının sonunda ve ardından dünyanın her bölgesinde etkisi altına aldı ve halen COVID-19'la uğraşmaktayız. Bu enfeksiyon hastalıkları branşı na sahip olmak sebebiyle biz bulaşıcı enfeksiyonların bulaşma yollarını, dolayısıyla korunma yollarını hep biliriz ve aslında biz hep yıllardır bir solunum yolu enfeksiyondan nasıl korunulur, damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyondan nasıl korunulur, hep bunlardan bahsederdik. Evet. COVID-19'da tam bu durumlara uygun olarak hani korunma yöntemlerinin çok önemli olduğu bir hastalık. Biz hem korunma yönünde hem mevcut hastalığın tedavisi yönünde iki farklı bölümde görev aldık, aktif olarak görev aldık ve halen de görev alıyoruz.